Selamünaleyküm arkadaşlar. Çanakkale Bayramiç Üveçik köyündeyiz. Rakım 100 civarı, ilerimiz deniz. Çanakkale Boğazı'nın uç kısmı gibi burası, Anadolu kesimi. Bu 2021 Aralık dikimi fidanlar. Yani bu yılın dikimi ve boylar ortalama 2 metrenin üzerinde. Bazısı 2.70, belki tek tükte 3 metre olan olmuştur. Şöyle göstereyim, elimin uzandığı yeri 2.20. Onun üzerine de bunda 30 santim daha var, 2.5 metreyi geçmiş. Ortalama 2.5 metre gibi diyebiliriz burada. Tabi %70-%80 burada 2 metreleri geçti. Arada küçükler de var. Biz doğru söylemek taraftarıyız. Yanıltıcı bilgi vermek istemiyoruz ama görülüyor zaten kameradan da. Ortalaması 2 metrenin üzerinde. O ileride 3 metreye yakın fidanlar da var. Şu 2.70'tir. Bundan sonraki fidan, şu fidan 2.70 civarıdır. Burası Erol Bey'in bahçesi. Kendisi Antalya'dan geldi, burada bahçe kurdu ve ilk yıldan 2 metreler geçti. Ama ne yapıldı burada? Kepçe kazdı, 1.5-1.5, 2'ye 2 şeklinde kazdı. Leonardit kullanıldı. Daha sonra kapatıldı. Gördüğünüz gibi hafif sırt bir dikim oldu. 20 santim, 30 santim, 40 santime kadar sırta dikim gibi oldu. Kepçenin kazdığı yerler çökeceği için biraz sırta dikildi. Dikerken Leonardit, daha sonra Wormy solucan gübresi kullanıldı. Özellikle söylüyorum, Wormy solucan gübresi de kullanıldı burada dikimde. Daha sonra damlamadan, yapraktan beslemeler yapıldı. İşte dikimde de dikim çukurlarına da işte Leonardit'le Wormy solucan gübresi kullanıldı. Wormy'den geldi. Şu anki durum ortalama 2 metrelerde. Arada orada küçükler de var. %70, %80 2 metreleri geçti. Sadece şu anda biraz kırmızı örümcek zararı ilaç atıldı ama bu sene kırmızı örümcek ile Epaska piresi zararı çok fazla oldu. Biraz onun zararı var ama yaprak dökünce onların bir zararı kalmayacağı için çok da umursamıyoruz. Şu anda zaten şu fidan 2 metrenin üzerinde. Biraz daha kalınlaştırıp taşlandıracak duruma getirebilirsek çok güzel olacak bahçeyi. Ya, dikimden itibaren Leonardit'ti, Wormy solucan gübresiydi, fidanlardı. Hepsini bizim temin etmek mi diyeyim, bizim verdiğimiz bir bahçe burası. Bu bahçe bizim gözümüzde dikimden itibaren çok kıymetli bir bahçe. Erol Bey de elinden geldiğince otla mücadele, sulama, gübreleme, ilaçlama hepsini yaptı. Eline koluna sağlık. Çok güzel bir bahçe oldu. Şöyle gösterelim. Bahçenin diğer taraflarında da gezeceğiz. Yani dikimden itibaren doğru uygulama yaparsanız en azından 1 yıllık karınız var. Burası 20 dönüm bir bahçe. 20 dönümde 1 yıllık kar demek yaklaşık 100 bin liraya yakın kar demek. 1 yıllık bakım masrafını atlamış oluyorsunuz. Ama büyütemezseniz büyük sıkıntı oluyor. Şöyle bahçenin diğer taraflarına doğru da gideriz. Orayı da gösterelim. Arkadaşlar, bahçenin diğer tarafındayız. Buradaki fidanları çekiyoruz. Erol Bey de burada. Erol Bey, elinize sağlık. Merhaba. Merhabalar. Maşallah çok güzel olmuş bahçe. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Normalde siz fidanları dikerken sorsaydınız bu yıldan 2 metreleri geçebilir miyiz diye. Bizim söylediğimiz, herkes aynısını söylüyor. İlk yıldan kurutmayın. Kurutmayın, başarı zaten. Ama burada siz maşallah 2 metreleri geçmiş, genel itibariyle geçmiş. Tabi arada küçük kalanlar da olacak, her bahçede olur. Kurumasa bizim için büyük başarı. Elinize sağlık. Çok emek vermişsiniz. Teşekkür ederim. Sizin de fikirlerinizi alalım. Siz de... Vallahi işte eğer bahçe yapacaksanız bahçenin içinden çıkmayacaksınız. Evet. Sulamasına dikkat edeceksiniz. Gübrelemesine dikkat edeceksiniz. Benim de eksik yönlerim oldu. Biraz ilaçlamada. Onları da düzelteceğiz. Fakat ben memnunum. Ağaçlarım gayet güzel. Çiftçilikten hiç anlamıyordum. Esnaflıktan geçtiniz. Esnaflıktan geldim. Herkesin rahat rahat yapabileceği bir şey. Evet. Bu işte profesyonel olmaya gerek yok.
Evet. Yani ağacın istediği güneş, su ve birazcık gübre. Evet. Tabii başta yapacağımız bazı önlemler var. İşte ekerken 2-2,5 kazacaksınız, biraz altına gübre koyacaksınız. Bu, ben az önce şey dedim de 1,5-2 metre gibi bahsettim de siz 2-2 mi yaptınız? 2,5-2,5 mu oldu burası? 2-2. Evet. Yani bazı yerler 2,5 oldu. Evet, genel itibariyle. Evet, yumuşak toprağı 2-2 yaptık ama evet, biraz daha sırtlarda yukarıda. Evet. Toprak çok sert olduğu için onları 2,5 yaptık. Evet, daha sonra kepçe kazdıktan sonra hayvan gübresi başka bir şey ne kullandık? Yani siz de teyit edelim. Kazdıktan sonra Leonardit. Evet. Yani yaklaşık 40'ar kilo Leonardit attım. Evet. Hem organiği artsın. Tabii. Topraklarınız bakın burası Çanakkale bölgesi. Toprağı çok iyi bilirsiniz ama tabii, normalde ölçtürdüğümüzde organik madde 0,5 hiç yok. 0,5 mi? 0,5 değil mi? 0,5 yani 1 bile değil. Tabii. O yüzden biraz organiğini artırmak istedik. Yani evet, tabii tarlanın her tarafı, bahçeyi organik olarak artıramazsınız ama en azından fidanlar ekeceğiniz yere biraz solucan gübresi, işte Leonardit, evet, organik. Ondan sonra temelini oluşturup ağaçlarımızı ektik. Destek ağaçlarını biraz kalın yaptık. Evet. Yavaş. O 2 metre uzunluğunda zannediyorum 6 santimetre de genişliği var. Kürek evet, sapının 2 katı gibi. 2,5 metrelik. 2,5 metre. Ha. Tamam. Fakat destek tam oluyor mu? Olmuyor. Biraz rüzgar da böyle. Üstten biraz eğiliyor ama dağılıyoruz. Evet. Şimdi Aslak Bey de müsaade ederse 2,20'den keseceğiz artık bu sene. Evet. Ama rüzgarda ne olur, yan dalları nasıl yaparız onu bilmiyorum. Fakat artık birbirine bağlayacağız herhalde ağaçları. Evet. Bu sene de artık yan dalar bırakacağız önümüzdeki sene. Ama Aslak Bey de ağaçları çok beğendi. Evet. Beğendim. Yaprak düzeni, ağaçların büyümesi, sürgünü. Evet. Şimdi birazcık kalibrede incelik varmış. Bundan sonra da bir ay potasyum vereceğiz ağırlıkla. Biraz onları genişletireceğiz. Evet. Kışın da kök çalışacakmış herhalde. Kökte çalıştıktan sonra seneye yan dalı bırakacağız. Bakıp göreceğiz. Bizim yaptığımız amatörce bir iş. Profesyonel değiliz. Evet. Ama emekli olup da evde oturmaktansa şöyle bahçede çalışmak, kuşlarla arkadaş olmak, farelerle arkadaş olmak. hem üreterek insan mutlu oluyor, hem bir canlı yetiştiriyorsunuz, çocuk gibi. Hatta çoğu bahçede insan kendi çocuğundan daha çok bakıyor ağaçlara. Tabii ki. Şimdi bu ağaçlar 100 sene mi yaşayacak, 150 sene mi bilmiyoruz sonuçta. Bunun anacı şey değil, laboratuvar ortamında çoğaltılmış bir anaç değil. Anadolu cevizi. Anadolu cevizi de çok yaşar yani. Tabii Anadolu cevizi 500 yıllık, 1000 yıllık, 2000 yıllık şu anda olan ağaçlar var. Yani bir kısmı tabii bu özellikle Sakarya taraflarında şey oldu. Altında define var diye kestiler. Taban suyu olan bölgelerde normalde altına taş koymuşlar dikerken Bizans dönemi belki Osmanlı dönemi. O taşta kazık kök değil de saçak kök yaptırmış. Evet. Taban suyu olduğu için kök çürümesin diye yapılmış bir olay. Daha sonra belki yaygara, belki Türkiye'de cevizciliği bitirmek için bunun altında define var, gömü var diyerekten o ağaçlar kestirdiler. Bir kısmı İtalyan mobilya sanayine gitti, tüfek sanayine gitti. Bir kısmı öyle telef oldu gitti. Ama o ağaçlar 500 yıllık, 1000 yıllık ağaçlardı. Evet. 2000 yıllık olanlar da var. Bu Anadolu cevizi anacı. Burada da bizim beklentimiz en azından 300 yıl, 400 yıl yaşamaları. Şuna bakar mısın? Çocuklarımız eğer bakacak olursa evet, torunum değil, torunumun torunun, torunun böyle gidecek. Tabii. Yani bakacak olurlarsa ağaçlara değil mi? Bu bir veli nimet yani. Tabii tabii. Yani hem gelir açısından, hem bir canlı yetiştirmek açısından. Tabii, yaptığınız tabii ülkeye bir katma değer açısından. Çok ülkemizde boş boş araziler var. Evet. Boş boşuna yatıyor araziler. Herkesin böyle bir emek vermesini isterim. Evet. Eşimin de çok emeği var burada. Ellerine sağlık. Beraber ölçtük, beraber kazdırdık. Evet, beraber diktik. Kışın ateş yaktık, başında bekledik, soğukları. Tabii, tabii ki her şeyin bir ceremesi oluyor ama tabii, inanın ki çok zevkli. Herkese tavsiye ederim. Size de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İlginiz için, alakanız için. Asat Bey'i ne zaman arasam telefonla hemen, yani imkan olmasa bile 10 dakika sonra döndü bana. Evet. Çok teşekkür ederim Asat Bey'e. Ben teşekkür ederim. Önemli olan buradaki sizin emeğiniz. Zaten yani bir bahçeye gidiyoruz, bahçe sahibi ne kadar yanıltıcı bilgi verse, ne kadar bizi kandırmaya çalışsa, şey olarak söylüyorum yani ben çok iyi dese, ağaçlar kendisi konuşuyor zaten bize, söylüyor şu yapılmamış, bu yapılmamış, söylüyor zaten. Ağacın kendisi söylüyor.
Burada sizin emeğinizi ağaçlar söylüyor zaten. Yani dikim yerinde bahçenin %70-%80'ini bu seviyeye getirebilmek kolay bir iş değil. Elinize kolunuza sağlık. Hem kendinize hem ülkeye. Bence en önemlisi de ülkeye olan katkı. Yani %70-%80 ithal edilen bir ürünü. Stratejik bir ürün. Yani şimdi savunma sanayinde İHA neyse tarım sektöründe badem ceviz o. %70-%80 dolarımızın yurt dışına gitmesini sağlayan ürünler. Burada üretilen bir adet ceviz bile çok büyük ülke için avantaj, stratejik bir ürün. Yani ben şöyle görüyorum, bahçesine iyi bakan bir insan, Hakan Bayraktar değil mi İHA yapan? Evet. Yanlış hatırlamıyoruz. O neyse, burada sizin yaptığınız işte, sizin gibi üreticilerin yaptığı işte aynı iş. Tabii ki. Yani o ülkeyi koruyor, siz de ülkenin kalkınması için fayda sağlıyorsunuz. Evet. Hepsi bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlanacak, ülke kalkınsın. Tabii. Ya bir yandan biz ülkeyi koruyalım derken içten ekonomiyi başkaları ele alırsa evet. O daha kötü. Ekonomik çöküntü daha büyük bir perişanlık olur. Biraz daha devletimizden de destek istiyoruz yalnız. Tabii. Yani ya ceviz üreticileri biraz üvey evlat gibi bir durum var. Evet. Tabii ki eğer isteyen olursa, denemek isteyen olursa bence devletinde, hükümetinde de azıcık daha yardımcı olması lazım. Tabii. İnsanlar, en azından kolaylık sağlansa, prosedür kolaylıklar. Kolaylık sağlansa tabii ki yardımcı olursa bence daha iyi başarılı oluruz bence. Tabii doğru. Yalnız tabii ki bayağı da bir yani manen yorgunluğu var, maddi de yorgunluğu var. Tabii. Bu işler basit yani olmuyor. Ceviz her zaman yani, söylüyoruz zengin işi, çok fidan, masrafı var. Fidanı aldım, hadi ben dikeyim, bırakayım, ayda bir gideyim, bakayım derseniz olmaz bu iş. Evet. Bunun mutlaka suyunuz olması lazım, bir deponuz olması lazım, telle çevirmeniz lazım. Tabii. Gübrelerinizi günü gününe vermeniz lazım. Yani birazcık masrafı var. Hayale kapılıp da bu işi yapmak isterseniz rezil de olmak var. Tabii. Fidanlara da yazık etmek var. Tabii. Bu fidancıya da yazık, ülkeye de yazık. Çünkü tabii. Ben bu işe girdikten sonra çok bahçe görüyorum, geziyorum. Çok atıl bahçeler var. Doğru. Yani bir hevesle başlamış, iki sene bakmış, ağacı bir yere getirmiş, ondan sonra bırakmış. Evet. İnanın otlar bir metre olmuş, yazık. İnsan çok üzülüyor o manzarayı gördüğünüz. Gerçek karar verip bu işi yapacağım derseniz bu işe gireceksin ama önce de bir planlama yapacaksın. Tabii. Bu işlerin planlama olmadı ne olur? Doğru. Çok haklısınız. Çok teşekkür ederim. Ya bunun yarısı ilgilense benim beklediğim olacak. Tabii. Evet. Siz bir fazla deyip benim beklediğimin çok üstünde. Ya fidanları çektiğin zaman zaten benim anlatmak istediklerim fidanlar söyleyecek. Tabii. Çekiver sahayı. Fidanlar söylesin. Emeğinize tabii. Kolunuza sağlık. Danışman Asaf Bey güzel şeyler yapmış. Güzel önerilerde bulunmuş. Erol Bey de hiç acımamış. Ne dediyse yapmış buraya. Dökmüş yani. Bu bahçede böyle olmuş. Ya maşallah eller kurusu. Şimdi biz bana fidanım kurudu derse birisi ben bu bahçeyi gösteririm. Doğru. Bu benim için örnek bahçedir. Sivrihisar'da bir Yüksel abimiz var. İnşallah izleyecek. O da şey yaparsa Yüksel abimiz 70 santimden 2 metreye çıkardı ki yine Malatya'da Cahit abimiz var. Evet. O çıkardı. 70-80 santimlerden 2 metrelere çıkaranlar bunlar örnekler. Evet. Seninki 2 metreyi falan geçmişler. Bu kazıkları mazıkları sollamış bunlar. Tamam. Kazığın üstüne bir kazık daha lazım şimdi. Bu fazla. Evet. Ama yani fazla dediğim şikayet amaçlı söylemiyoruz. Tabii benim için gurur verici. Allah razı olsun. Emeğinize sağlık. Evet. Sana da teşekkür ederim özellikle. Verdiğim bilgiler için Erol Bey'e. Evet. Benim için fidanlar söylüyor. Benim istediğimi söylüyor fidanlar. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Şöyle Erol Bey'in ellerine sağlık. Biz tekrar şöyle bahçeyi göstereceğiz. Arkadaşlar bahçeyi son olarak şöyle bir daha almış olalım. Bu bölümünü de. Gerçekten bahçe çok güzel durumda. Çok hoşumuza gitti. Eline koluna sağlık Erol Bey'in. Çanakkale Bayramiç Üvecik Mahallesi ya da köyüdür burası. Üvecik'ten herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.